Allah'a şirk koşmayın. Her şeyi Allah'tan isteyin. Allah'tan başka kimse bizi kurtaramaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. İçine şirkin, küfrün ve bid'atların karışmadığı hamdleri Allah Subhanahu ve Teala'ya sunuyorum. Bundan sonra değerli abim, Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki: "Kul nehbitu minha cemian fe imma yetiyennekum minni hudan فَمَنْ تَبِعْ هُدَايَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْغَى." Diyor ki, benden size bir hidayet gelecek. Allah Azze ve Celle ruhları yarattığı sırada ve onlara seslendiği sırada bu sözleri söylüyor. Diyor ki, benden size bir hidayet gelecek. Eğer kim o hidayete tabi olacak olursa, فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْغَى. Topluca yeryüzüne inmemizi istiyor. Kendisinden bir hidayetin geleceğini söylüyor. Ve kim o hidayete tabi olacak olursa فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى, o sapmayacak ve o bedbaht olmayacağını söylüyor. Allah Azze ve Celle başka bir ayette ise şöyle söylüyor. Çünkü bu okuduğum ayetler nedir? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ, İçinde hiçbir şüphenin bulunmadığı ve muttakilere, Allah'tan sakınanlara yol göstermesi için Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Muttakilere yol göstermesi için Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Bundan dolayı Allah'ın ayetleri üzerine iyi bir şekilde tefekkür ve tedabbür etmemiz gerekir. Bu bağlamda olaya bak. Allah Azze ve Celle diyor ki: وَاِنْ تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, eğer sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan, يُدِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah Azze ve Celle diyor, diyor ki sen yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan, onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Peki neden ya Rabbi? اِيَّتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ, çünkü onlar zanlarına tabi oluyor. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ, ve onlar tahmine göre iş yapıyorlar. Allah Azze ve Celle bu sebebi bize açıklarken böyle dinleyelim ondan sonra kulağımızın arkasına atalım diye değil. Şu an yeryüzündeki insanların çoğunluğunun sapmasının sebebini zan ve akıl olarak yorumluyor. Hani bugün mesela Kur'an hakkında konuştuğumuz zaman, Allah'ın dini hakkında konuştuğumuz zaman insanlar ne yapıyor? İnsanlar diyor tahminimce, insanlar diyor zannımca, insanlar diyor tecrübeme göre ne yapıyor? Allah'ın kitabı dışında, Allah'ın bize indirmiş olduğu vahiy dışında her şeyleri ön plana atarak ne yapıyorlar? Hem bal oluyorlar hem mudil oluyorlar. Hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Peki biz neye tabi olacağız? Başta söylemiş olduğumuz gibi. İttabi'u ma unzile ileyke min rabbik. Sana Rabbinden ne indiriliyorsa ona tabi olacağız. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى, eğer sen ona tabi olacak olursan sen sapmayacak ve sen bedbah olmayacaksın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki bizim ölçütümüz, kıstasımız Allah Subhanahu ve Teala'nın neydir? Kitabıdır. Nebisinin de sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem havasından konuşmaz. Ona diyor Allah Azze ve Celle, diyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, o vahiyden başka hiçbir şeyle konuşmaz. Şimdi içinde bulunduğumuz vakaya gelecek olursak, Allah diyor ki وَمَا يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, İnsanların çoğu Allah'a şirk koşarak iman ediyor. وَمَا يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, İnsanların çoğu Allah'a iman ediyor ama Allah'a şirk koşarak iman ettiğini söylüyor Allah Azze ve Celle.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Yusuf suresinde geçen bu ayetin tefsirini yaparken diyor ki tes'aluhum men halakahum, onlara soracak olursan, Allah'a şirk koşarak iman edenlere soracak olursan, men halakahum, seni yaratan kimdir? Ve men halakas semavati vel ard, yeri ve göğü yaratan kimdir? Yunus suresinde öldüren, dirilten, rızık veren kimdir? Feyekulûne Allah. O Allah'a şirk koşarak iman eden kimse Allah'tır cevabını söyleyeceğini söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Devamı çok önemlidir. Diyor ki fezalike imanuhum billah, işte onların Allah'a olan imanları budur. Ve hum ya'budûne gayra, onlar bununla beraber Allah dışında başka şeylere ibadet ediyorlar diyor. Peki bunun manası nedir? Bunun açıklaması nedir? Allah diyor ki müşrikler Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmiyorlar. Rızık verdiğini inkar etmiyorlar. Öldürdüğünü, dirilttiğini inkar etmiyorlar. Bununla beraber bunlara iman ediyorlar. Bununla beraber Allah'a şirk koşuyorlar diyor. Bunun günümüzdeki yansımaları hususunda birkaç tane misal vereceğim. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle diyor ki أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, benim dışımda sizin tövbelerinizi kabul edecek olan, kulumun tövbesini kabul edecek olan kimdir diyor. التواب kimdir? Tövbeleri kabul eden Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ama insanlar ne yapıyor? İnsanlar gidip şeyhlerin elinden tövbe alıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِذِ اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, hani siz sıkıntıya uğramışsınız da Rabbinizi imdada çağırmışsınız, o da size icabet etmişti diyor. Değil mi abi? Ama insanlar ne yapıyor? Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini bilmesine rağmen yetiş ya şeyh, yetiş ya Abdülkadir Geylani diyerek Allah dışında sahte ilahlardan yardım istiyorlar ve Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle diyor وَقَالُوا دُعُوا رَبَّكُمْ وَدُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ, bana dua edin, ben de sizin duanıza icabet edeyim diyor. Çünkü اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü bana ibadeti bırakanlar müstekbirleşiyorlar ve onların gideceği yerde aşağılanarak cehennemdir diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini bilen, sözde kendine Müslümanım diyen insanlar ne yapıyor? Gidiyor türbelere, salih olduğunu zannettikleri insanların kabirlerine ne yapıyorlar? Orada onlara dua ediyorlar. Dua ediyorlar ve Allah'a şirk koşuyorlar. Onlardan istiyorlar. İşte çocuğumun işi görülsün, işte bilmem hanımım doğum yapsın, işte falan beyvan diyerek Allah'a şirk koşuyorlar. Bunu yaptıkları sırada da Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in de diyorlar aynı zamanda. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin de diyorlar bu insanlar. Benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve kurbanım yalnız alemlerin Rabbi olan Allah için de dediklerine rağmen gidip o türbenin orada kurban da kesiyorlar. O türbe için, o salih zat için. Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah Azze ve Celle وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, onlar, siz onlara ibadet ediyorsunuz, onların size bir faydası ve zararı olamaz ne dünyada ne ahirette, çünkü onlar ölmüşler. Ama siz onlardan fayda ve zararı bekleyerek siz وَيَعْبُدُونَ, siz onlara ibadet ediyorsunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bir yansımadan daha bahsetmek istiyorum. Seni sıkmak olmasın abi. Sıkmak gibi olmasın. Allah Azze ve Celle diyor ki İnil hukmu illa lillah. Hüküm ve kanun koyucu olan yalnızca alemin Rabbi olan Allah'tır. Emara en la ta'budu illa iyyah. Onun dışında başka hiç kimse ibadet etmeyin. Onlara hüküm ve kanun koyma etkisi vermeyin diyor. Niye? أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dikkat edin. Yaratmak da, kanun koymak da, emretmek de, hakimiyet de, egemenlik de alemin Rabbi olan Allah'a hasır diyor.
Ama insanlar ne yapıyor? İnsanlar hükmetme ve kanun koyma yetkisini kullandıkları oyla, verdikleri vekaletle milletvekilleri ve partilerine veriyorlar. Milletvekilleri ve partiler de ne yapıyorlar? Parlamento ve mecliste Allah'ın şeriatına, Allah'ın kanunlarına rağmen hüküm ve kanunlar icra ediyorlar ve Allah'a şirk koşuyorlar. Peki Allah şirk hakkında ne diyor? Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَيُّشْرَكَ بِهِ Allah şirki kesinlikle affetmez. وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Her günahı affedebilir dilediği için ama kesinlikle şirki affetmeyeceğini söylüyor. Dikkat et abi. Allah peygamberine hitap ediyor. Diyor ki وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ey Muhammed sana ve senden önceki bütün peygamberlere biz vahyettik. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Eğer sen Allah'a şirk koşacak olursan Allah yaptığın bütün amelleri boşa çıkarır diyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve sen husrana uğrayanlardan olursun diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki şirk, bir şirk ameli insanın yaptığı bütün iyi ve güzel amelleri bitiriyor. وَلَوْ ki sen gidip namaz da kılsan, velev ki sen hacca da gitsen, velev ki sen cami de yaptırsan, velev ki sen en hayırlı işi dahi yapsan, senin bir şirk amelin bütün amellerini boşa çıkarıyor. Allah subhanahu ve teala diyor, وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ وَجْهَهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا İbrahim'in dinine tabi olup, muhsinler gibi Allah'a yüzünü çeviren muhsinler gibi olanlardan daha güzel dinli kimdir diyor. Allah subhanahu ve teala İbrahim'in dinini övüyor. İbrahim'in dininden yüz çevirenleri de yeriyor. Diyor ki وَمَنْ يَرْغَبُوا عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ İbrahim'in milletinden kıt akıllı dışında yüz çevirecek olan başka kimdir? Ahmaklar ancak İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirir. Peki ya Rabbi İbrahim'in dini nedir? Allah İbrahim'in dinini Mümtehine Suresi 4. ayette açıklıyor. Diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمِ İbrahim ve beraberindekilerde sizler için büyük örneklikler vardır. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ İbrahim ve bütün peygamberler kavimlerine şöyle dediler. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ Biz sizden beriyiz. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ Ve biz sizin Allah dışında taptıklarınızdan, ibadet ettiklerinizden de beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizlerin kafir olduğuna inanıyoruz diyor. İşte İbrahim'in, övülen İbrahim'in dini budur. Demek ki biz, kavmimiz, Türkiye toplumu Allah'a şirk koştuğu için onlardan teberri edeceğiz. Onların müşrik ve kafir olduğuna itikad edeceğiz. Çünkü dikkat et, İbrahim Aleyhisselam ne diyor? وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin Allah dışında ibadet ettikleriniz. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de aynı bizim kavmimiz gibi. Bazı ibadetleri Allah'a yapar, bazı ibadetleri de ise Allah'a ortaklar edinir. O yüzden İbrahim Aleyhisselam ne dedi? اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ Hatta dedi ki, ne dedi? اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْاَعْدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Siz bütün ibadetleri yalnızca Allah'a yapıncaya kadar bizimle sizin aranızda kıyamete kadar bir kin, bir düşmanlık belirlenecektir diyor. Subhanallah. Demek ki biz şirkten beri olmamız gerektiği gibi şirki işleyen failden de beri olmamız lazım. Türkiye toplumu, Türkiye'nin çoğunluğu bu hakikatlerin farkında değil. Çünkü onlar Kur'an ile aralarına bir sürü aracılar edindiklerinden dolayı tarikatlar, cemaatler, şeyhler, din tüccarları, siyasi partiler. Hepsi acayip bölmüşler. Hepsi Allah'ın dinini parça parça ederek, Allah'ın dininden insanları cahil bırakarak onları kontrol edebilmek adına, menfaat sağlayabilmek adına bu şekilde bu hakikatlerden bu halkı, bu toplumu cahil bıraktılar. Demek ki biz ne yapacağız? Tek Allah'tan her şeyi bekleyeceğiz. Her şeyi tek Allah'tan bekleyeceğiz.
aramızdaki bütün aracları, Allah ile aramızdaki bütün aracları çıkaracağız. Ve Allah'ın kitabına ve nebisinin sünnetine sarılacağız. Sahabeler gibi, sahabelerin fehmi gibi. Sahabelerin fehmi gibi. Çünkü Allah onlardan razı olmuştur. Biz müteahhirunun, sonradan gelen, sözde kendine alimim diyen sapkınların dinine göre değil, fehmine göre değil, sahabelerin fehmine göre Kur'an ve sünneti anlayacağız. Anlayacağız ki Allah'ın vaad ettiği cennetlere müstehak olabildi. Allah'la aramıza kimse girmesin ki biz gerçekten Allah'a bağlanalım. Beni dinlediğin için çok memnunum abi. Ben sana razı olsun. Eyvallah abim benim.